Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sunar. Merhaba herkese, Benim Öyküme hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir konuğum var, çok kıymetli bir isim. Klinik psikolog ve oyun terapisti Mehmet Teber Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum Cansu Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Şimdi yine çok zihin açıcı şeyler öğreneceğiz. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum. Oyun terapisti diyoruz, oyun terapisi diyoruz ama bunlar biraz da yeni kavramlar gibi, izaha, altının doldurulmasına gerçekten muhtaç kavramlar ve oyun terapisi deyince Türkiye'de akla gelen ilk isim olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İlk isimlerden bir tanesi diyeyim, bir genelleme yapayım. Akademisyen mütevaziliği bir var biliyorum sizde de. Şimdi bu zamanın kavramı mı? Neden böyle bir şeye gerek duyuldu? Çocuklar, çocukluk çok mu değişti? Oyun terapisi, terapi kavramı dünyada 100 yıldır var. Hani bunu başlatan Freud, hepimiz bu ismi biliyoruz. 1900'lü yılların başı geldiğinde aslında bunun daha tarihsel arka planı var. İnsanların terapi yerine geçen çeşitli ilişkileri var, çeşitli formları var. İşte papaza gidiyor, günah döküyor, rahatlıyor ya da hocaya geliyor, kendini anlatıyor. Özellikle Avrupa'da hani böyle kiliselerden uzaklaşma başlayınca insanların birisine bir şeyleri anlatıp rahatlama mekanizmaları çöküyor. Tam da onun çöktüğü bu sıralarda işte psikoloji dünyaya giriyor. Diyor ki sizi bekleyen, burada dinleyen birisi var bir terapi odasında ve size ayna tutacak birisi var. Freud böyle yetişkin terapisini başlatıyor. Onun terapisi şunun üzerine dayalı, bir divan var. Danışan hasta geliyor, divana uzanıyor. Terapist onun arkasında oturuyor, kendisini görmesin, çağrışım olmasın diye ve anlatıp İçini anlatmaya baş. Diyor ne geliyorsa anlat. Ama tek kriterimiz var, filtreleme yok. İşte bu divanda böyle oturmak çok saçma da her şeyi diyebilirsin. Filtresiz bir şekilde anlatırsan ben senin o zaman iç dünyanı görebilirim. Ya sadece anlattıklarının benim zihin dünyamda seninle ilgili algılarını düşünme. Evet. Kemiksiz konuş tabiri caizse. Filtresiz tamamen konuş, içine gelin. Sağ söv gibi. Tabii bu terapi bir süre sonra o oradan çıkan anlamları alıp bir süre sonra danışana yorumlayıp ona içgörü kazandırıyor. Terapi buna dayalı. Yetişkinler bundan fayda görmeye başlıyor. Bu sefer çocuklarda da bunu deneyelim diyorlar madem. Terapi faydalı. Çocukların da o zaman terapiye getiriliş nedenleri fobileri. Genelde at fobisi falan. İşte köy hayatında ne var? At var. Attan çocuk çok korkuyor ya da sesten korkuyor, şimşekten, yağmurdan. Çocuğu divana uzatıyorlar ama onun öğrencileri çocuk divanda bir uzanmak istemiyor. Yani iyi yatacağım ben burada, kalkmak istiyorum. Hani bir çocuğa 40 dakika yat desen tavana bakan bir çocuk bunu yapamaz. Bakıyorlar ki bu yatma işi olmuyor. Konuş diyorlar, konuş deyince çocuk bir şey de konuşamıyor. Hani filtresiz konuş, bir çocuğa hadi 40 dakika konuş kendini anlat dediğimizde bir çocuk ne diyebilir? Yani 5 yaşındaki çocuğa oturdum hadi bakalım bana kendini anlat bakalım dedim. Sandalyede ne kadar kalabilir, bir süre sonra ne diyecek? Bakıyorlar ki bu terapi işe yaramıyor. Yani o zaman biz çocuğa nasıl terapi yapacağız? Kavramı ortaya çıkıyor. Çünkü onların da yaşadığı zorluklar var. Freud kendisi çocuklarla çalışan birisi değil. Kızı var. Anna Freud. Diyor ki biz çocukla konuşmanın yerine oyunu kullanabiliriz. Hani yetişkinin biz konuşmasını analiz ediyoruz. Çocuğun da oyunu analiz edebiliriz. Dolayısıyla onu oturtturmamıza ve konuşturmamıza gerek yok. Anna Freud kendisi çocukların evine gidiyor. Onların oyunlarına bakıyor. Aslında çocuk ne yaşıyorsa onu oyuna döküyor. İlk oyunun terapide kullanımı böyle başlıyor. Oyun tekniği diye geçiyor. Daha sonra oyun içerisinde çocuğun kendini ifade ettiği, aynı zamanda iyileştiği anlaşılınca 1950'li yıllarda buna oyun terapisi denmeye başlıyor. Bir teknikten ziyade. Ama şu aralar sanki çok popüler, çok gündemde. Sanki son 10-15 yılın meselesi evet, gibi. Evet, Türkiye'ye gelişi geç. Hani 50, daha 1900 aslında kullanılması 1920'ler. Dünyada oyun terapisi ismiyle yaygınlaşması, kitaplarının çıkması 1950. Türkiye'ye gelişi 2010 diyebiliriz biz. 2010'a kadar Türkiye'de çeşitli önce hocalar var. Onlar üniversitelerde ders olarak vermişler, biraz anlatmışlar ama 2010 yılında işte ben de o ilk ekipten olduğum için zaten çocukla terapi yapmaya karar verdiğimde, yönümü çocuğa çevirdiğimde, konuşmanın buraya gitmeyen bir yol olduğunu anladığımda arayışlara başlamıştım ve o zaman Türkiye'de bir oyun terapisi eğitimi yoktu. Dedim çocuğa nasıl terapi yapılıyor dünyada? Kitaplardan bunu gördüm. Sonra bazı hocalar ülkemize geldi, eğitimler aldık ve böyle başladık. Tabii bir enstitüde kurdunuz. Bir enstitüde. O zaman niyetlendim. Türkiye'de bu alan bilinmiyor. Yapılmış bir tez yok. Bununla ilgili bir sempozyum yok. Bilimsel kitaplar yok.
kendime bu misyonu üstlendim. Dedim ben bunu Türkiye'ye tanıtacağım. Ebeveyni, uzmana, akademisyene, tezini de yazmışımdır, enstitüyü de kurmuşumdur, sempozyumunu da yaptık. Çıkış noktası böyle başladı. Tabii 2020'li yıllarda Türkiye'de hani patladı derler ya, artık çok yaygınlaştı. Önceden ebeveynler çocuğumu psikoloğa götürün diyordu ama şimdi oyun terapisine götüreyim diyorlar. Çünkü çocukla terapi yapacaksak bunun yolu oyundan ve oyun terapisinden geçiyor. Nasıl oluyor hocam? Çeşit çeşit. Mesela şimdi baktığımda çocuk merkezli oyun terapisi, deneyimsel oyun terapisi, deneyimsel gelişimsel oyun terapisi, kum terapisi, kukla terapisi. Bu hani parmak izi gibi önce çocuğu analiz edip sonra her çocuğa hepsi uygulanmıyor anladığım kadarıyla. Evet. Nasıl yetişkin oluyor? Terapisinde bilişsel davranışçı terapi, varoluşçu terapi, geçtalt terapisi, aile terapisi gibi konuşma terapisinin çeşitli yöntemleri var. Bunlar aslında ekoller. Hepsi aynı yere gidiyor. Farklı yollardan gitmeyi tercih ediyor. O da insanı tanımlamaları farklı. İnsan neden psikolojik sorun gösterir? Birisi diyor ki bir düşünce yanlışları var. Ben bu düşünce yanlışlarını düzelteyim. Oradan bir terapeut çıkıyor. Diğeri diyor ki hayır, bilinçaltında bastırmış duygular var. Onları çözeyim. Böyle çıkıyor. Oyun terapisinin çeşitliliği de böyle. Kimisi yaşa göre değişiyor. Mesela diyelim ki 3 yaşındaki bir çocuğa yapacağımız terapiyle 13 yaşındaki yapacağımız bir çocuğa terapi aynı değil. Hani 3 yaşındaki bir çocukla oyuncak dolu bir odaya girip oyun oynayabilirim ama 13 yaşındaki bir çocuğa gel sen hadi evcilik oynayalım, araba yarışı yapalım desek Ya da kumdan kale yapalım. Ben bebek miyim diyecek, çocuk muyum diyecek. Bazıları yaşa göre değişiyor. Bazıları da yönteme göre değişiyor. Bazı yöntemlerle oyunu terapist başlatıyor. Gel senle şunu oynayalım diyor mesela. Çocuk geldiğinde bazılarında da çocuk başlatıyor. Hadi sen bir oyunu başla. Sen yeri geldiğinde zaman zaten sorunu oyuna dökeceksin. Oyuna döktüğün anda ben devreye gireceğim. Böyle yaklaşımlar var. Kimisi diyor ki çocukların dokunulmaya çok ihtiyacı var. Dokunarak terapi yapayım. Kimisi diyor ki hayır, çocukların sınıra ihtiyacı var. İçine sınır olan oyunlar koyayım. Böylece yöntemler farklılaşıyor diyebiliriz. Terapistin konumu, çocuğun yaşı, düzeltme felsefesi gibi yöntemlerle isimler değişiyor Ve aslında. ihtiyacı binaen. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Ne zaman oyun terapisine başvurulabilir? Şimdi bir sıkıntı olması mı gerekir illa? Bu biraz kapsamlı konu, detaylandırırız. Benim de peşi sıra sorularım gelir ama bir sıkıntı mı olması gerekir? Ya da şimdi bizim çocukluğumuzla şimdiki çocukluk arasında ciddi bir fark var. Siz üstüne basa basa her fırsatta diyorsunuz ki çocuk oyunla gelişir. Ama çocuğun oyun oynayacağı bir alan yok. 10 saat sokakta annemin Cansu eve gel artık diye bağırdığını ve hani vakti kaybettiğim zamanları hatırlarım. Böyle bir çevre, böyle bir alan. Mesela ben şimdi kendi evladım için tahayyül bile edemiyorum ki kapalı bir sitede oturmama rağmen. Dolayısıyla oyunla gelişiyorsa şimdiki çocuklar çok fazla geriden başlıyor bu maça. Dolayısıyla böyle bir çevremiz yok. O zaman hadi biz düzenli olarak oyun terapisine gidelim de denilebilir mi? Şimdi terapinin biyolojideki karşılığı ameliyat. Hani biz ne yapıyoruz? Herkes ameliyat oluyor mu hayatında? Olmuyor. Olmak zorunda da değil. Rahatsızlık dediğimiz bir şey var. Bir de hastalık dediğimiz bir şey var. Mesela diyelim ki siz rahatsızlandınız, nezle oldunuz. Rahatsızlık belli birkaç dikkat ederek birkaç şeyle düzelir. Ama diyelim ki siz daha derin bir hasta oldunuz ve doktor size ameliyat dedi. Ameliyatın psikolojideki karşılığı terapi. Yani bedendeki sorunları değil, psikolojik dünyamızdaki sorunları iyileştirmenin bir yolu terapi. Dolayısıyla herkesin ameliyata ihtiyacı yok. Herkesin terapiye de ihtiyacı yok. Ama doktora gitsek, check-up'a gitsek illa bir şey çıkar mı? Çıkar. Hani şuradan bir hastaneye gidip tam check-up yapsak işte orada bu var, burada var. Bir psikoloğa gittiğimizde de elbette bize bir şeyler der. Ya sende şu var, bu var, bu var, bu var diye. Ama bunların kritik noktası neresi? Hayatı etkileyecek, ayağına dolanacak, senin ilerlemene mani olacak yere gelmesi. Hepimizde kaygı olabilir. Çok normal ama kaygı öyle bir yere geldi ki bundan dolayı benim işim aksıyor, eşim aksıyor, çocuğu ebeveynliğim aksıyor. Bu kaygı artık terapilik demektir. Takıntılarım var. İşte kaldırımda yürürken çizgilere basmıyorum. İşte kapı kollarına dokunmuyorum ama bundan dolayı saatlerce elimi yıkıyorum. Banyom 2 saat sürüyor. Zaman kaybediyorum, enerji kaybediyorum. İşte o zaman bu terapilik oluyor. Mutsuzum ama bu mutsuzluk 2 haftayı geçti, 1 ayı geçti. Çökkünüm, hiçbir şey yapasım gelmiyor, işe gidesim gelmiyor. Adı depresyon oluyor. Bu terapi gerekiyor. Yani sistemde var olan sorunların hayat akışını, işlevselliktir burada ana kelime, işlevselliği bozması o zaman terapiyi düşündürüyor diyebiliriz. Çocukta daha somut kriterler var. Hani yetişkin kendisini diyebilir ya ben kafam hep yanlış çalışıyor hocam, kafam hep kötü senaryo yazıyor. Çocuğumu okula gönderiyorum, gelene kadar öyle mi oldu, böyle mi oldu, şu mu oldu, servis unuttum mu, öğretmen kızdı mı falan. Bu işte kaygı. Evet. Eşime ulaşamadım, arabamı çarptı, kazamı yaptı.
Bundan dolayı mutlu olamıyor kişi yani. Hani uçağa binecek, uçak düşecek. Hani annelikte bir anksiyete kulüp üyeliği veriyorlar bence de artık. Ne kadar aktif olacağımızı kendimiz belirliyoruz. İşte bu kaygı bazen hayatı bloke ettiğinde terapilik oluyor. Ama çocuklarda kriterler var. Çocuklar bizler gibi sorunlarını gösteremediği için konuşarak, mesela siz diyebilirsiniz ki ben çocuğumla ilgili kaygılıyım ama çocuk bunu diyemez, ben kaygılıyım diyemez. Ne yapıyor? Ortaya bir sorun atıyor. Tırnak yemeye başlıyor. Aileler de psikolog değil. Çocuklara bir bakıyor. O da 4 yaş, bu da 4 yaş, bu da 4 yaş. Bunu bizimki niye tırnak yemiyordu? Diğerlerinki yemiyor, bizimki yiyor ama. Bir şeyler ters gittiğini görüyor. Ya da çocuk 10 yaşına gelmiş altı satıyor. Hani yani birçok çocuk altı satmıyor. Kendi çocuğuna bakıyor, altı satıyor. Diyor ki bir şeyler ters gidiyor. Parmak emiyor. Geceleri uyuyamıyor. Yeme düzeninde bozukluk var. Aşırı ürkek, tedirgin. İşte arı sokacak diye pikniğe gidemiyor. Diyelim ki geceleri gece korkarak, bağırarak uyanıyor. Herkes okula başladığı aradan bir ay geçmiş hala daha anne anne diye kapıda ağlıyor. Normalin dışında seyreden bu durumlar bir ayı geçiyorsa çocuklukta kriterimiz o. Ortaya bir sorun çıktı. Bir aydan fazla devam ediyorsa artık bir uzmanın görmesi gerekir. Uzman orada bunu tavsiyeyle mi çözebilecek? Çözebileceksek tavsiyelerle çözeriz. Tavsiyelerle çözülmeyecek durumundaysa hani bu ilaçlık değil ameliyatlıksa o zaman oyun terapisi gündeme gelir diyebiliriz yani. Hocam şimdi çağımız artık çok değişti. Bu sosyal medyanın hayatımıza çok girmesiyle birlikte. Kendine has Instagram psikologları, psikolog olmayanları kastediyorum. Instagram anneleri ve orada bir büyülü dünya yaratıldı. Ve herkes oradan bir şeyler öğrenmeye çabalıyor. Herkes kendince bir oyun terapisti, bir ebeveyn annelik modeli vesaire. Bu örneklemeleri uzatmak mümkün. Ama bunun yanında annelere bütün bu dünya kendini sürekli de yetersiz hissettiriyor. Bu bir. İkincisi biraz bu travma kavramı eskiden çok hayatımızda yoktu ya. O da hayatımıza yeni girdi. Adı daha çok konulmamıştı günlük yaşamda. Benim çocukluk travmalarım var, Bir noktada da çocuklarımızı travmasız yetiştirmek adına biz ebeveynler olarak, ben bir anneyim ve bunu hani fitresiz sormak istiyorum sizi yakalamışken. Yahu bu sefer de bir şeyleri yanlış yapmayalım diye. Orada sürekli etrafta maruz kaldığımız bu yetersizlikle. Çünkü herkes mükemmel anne, süper ebeveyn. Çocuklarıyla 24 saat kaliteli vakit geçiriyorlar. Bu sefer biz de spektrumun hani kötü değil ama iyi olmaya çabalarken diğer ucunda olup bir zarar veriyor olabilir miyiz kendimize, çocuğumuza farkında olmadan? Bu da fazla aşırısı zarar mıdır? Zarardır, güzel bir soru. Ama terapi 100 yıldır. Hani Canan Hanım, insanlık tarihi 10 binlerce yıldır. Herkes kafayı yemiyordu, psikopata bağlamıyordu. Dünya şizofrenler, psikopatlarla dolu değildi. Doğal iyileştiriciler var. Çocuklarda oyun doğal bir iyileştirici. Hani siz diyordunuz akşama 10 saat oynayan bir çocuk zaten iyileşir ki terapiye ihtiyacı çok azalır. Yani oyun kendisi iyileştiren bir şey. Biz kaygıyı çözer, çözümü bulur değil mi? Biz o iyileştiriciyi alıp hani zipleyip bir hap gibi veriyoruz. Yani ıhlamuru aldım, doğadaki bilmem bir şeyi aldım, onu bir hapa çevirdim, verdim gibi. Daha öncesinde oyun çok iyileştiriyordu. Şimdiki çocuklarda problemlerden bir tanesi oyun yok. Az önce siz dediniz. Yani oynayacak mekan yok. Hani sokak yok, mahalle yok, boş yer yok. Oynayacak zaman yok. İşte tam gün okullar var, hafta sonu kurslar var. Evler küçücük. Mekansal ve zamansal zorluklardan dolayı bir çocuk anaokulu çocuğunu günde 5 saat oynaması lazım. Bu çocuk oynayamıyor tabii ki. İlkokul çocuğunu günde 3 saat oynaması lazım. Eski bizim sokak oyunlarımız kastım. Sanal oyunlar değil. Oynayamıyor bu çocuk. Oynayamayınca içindekini dışarı atamıyor. Hani ben bir sürü şey yaşıyorum, bir türlü konuşamıyorum gibi düşün. Arkadaşıma anlatamıyorum, çevreye anlatamıyorum gibi. Dolayısıyla bir bu iyileştirici ortadan kalkmış durumda. Bir de işimizi zorlaştıran şey ebeveynlere yönelik çok fazla bilgi geldiğinde kafa karışıklığı olmaya başlıyor. Yani şimdi bu önceden bilgiyi arayan, isteyen ulaşıyordu. Takip ediyordun, öğreniyordun ama şimdi bilgiyi sen istemesen bile sürekli sana sağdan soldan bilgi geliyor. Uzmanların birbirine vermesi gerektiği bilgi ebeveynlerin eline geçiyor. İşte çocuğa şunu yaparsan böyle olur, böyle olur, böyle olur gibi. Bu sefer ebeveynlik çok zorlaşmaya başladı. Yani uzmanlar konuştukça, her şeyi anlattıkça, dile getirdikçe eyvah çocuk büyütmek ne kadar zorlu bir işmiş ya, onu yapsam travma olacak, şöyle yapsam olmayacak, ilgilenmesem bu olacak, oynamasam şu olacak. Aslında on binlerce yıldır çocuklar böyle büyüdü zaten. Ben şunu diyorum, dünya tarihinde en iyi ebeveynliği yapan nesil bizim nesil.
Ama en yetersiz hisseden nesil de bir nesil. Çok ilginç değil mi yani? Yani en iyi ebeveynliği biz yapıyoruz istisnasız. Çocukla oyun oynuyoruz, vakit geçiriyoruz, bilmem psikolojisini kontrol ediyoruz, buna dikkat ediyoruz. Babalar daha ilgili, eskiler kahveye giderdi, eve hiç gelmezdi, dayak Tabii, atarlardı, terlik şüphesiz. fırlatırlardı, hakaret ederlerdi, kulak çekerlerdi. Eğitim hayatında bile bunlar normaldi. Ama en iyi ebeveynliği yaparken en kötü hissetmemiz benim annem ya da sizin anneniz ya ben Cansu'nun psikolojisini bozdum mu, travma etti mi hiç böyle bir düşüncesi yoktu, mutluydu yani. Hocam lafınızı bağla kesmek istiyorum. Şimdi anneme diyorum ki, anne diyorum, bu arada hiç ne annemden ne babamdan şiddet görmedim. Bunu da altını çizeyim. Anne diyorum işte 2 yaş sendromu varmış. Ne 2 yaş sendromu ya? Bizim zamanımızda böyle sendromlar mı vardı diyor sizin zamanınızda. Esem terlik vardı sana gösteriyordum karşıdan diyor. Ondan sonra oturdun ya da ben hatırlıyorum mesela gözünü bir açıyordu anne tamam bitti. Bizde öyle sendrom mendrom bunlar yeni mi çıktı hocam? Doğru. Dolayısıyla hani ebeveynler de kendini suçlu hissetmiyordu. Suçlu hissetmeden yapılan temiz ebeveynlik vardı bir Evet, önceki evet. nesilde. Yani terliği atsa bile hak etti bu çocuk onu. Yani akşam yatarken ben bu terliği niye attım, sağa dön niye attım, sola dön niye attım, Tabii. keşke atmasaydım, yarın kalkıp özür dileyim falan. Böyle bir şey yok. Ebeveynin içindeki suçluluk çocuğa geçer, yetersizlik de geçer. Yani dolayısıyla bir alandaki fazla bilgi işimizi çok zorlaştırıyor. Şu anda ebeveynler bu bilginin maruziyeti altında ve hani fazla yemek gibi düşünün, fazla ışık gibi düşünün, fazla ses gibi düşünün. Her şeyin fazlası gibi şu anda çok fazla bilgi var. Ben ebeveynlere bazen diyet ediyorum. Diyorum, 2 yıl boyunca hiçbir psikolog takip etmeyeceksiniz. Kafanız o kadar bulanmış ki, karışmış ki. Yani doğal bir şekilde çocuk büyütecek yeti hepimizde var. Bunu söylemek istiyorum. İhtiyaç duyduğunda ha, bu çocuk gece uyumuyor ne yapayım gidip bir uzmandan yardım alayım. Yani ihtiyaç duymadan bilginin peşine gitmemek lazım. Ya şurada şu uzman bunu paylaşırmış. Ya, bununla benim ilgim yok ki. Ya. Benim çocuğum tırnak yemiyor ki niye okuyayım? Benim çocuğum altı satmıyor ki niye okuyayım? Benim çocuğumda bu yok ki niye okuyayım? Dolayısıyla ihtiyaç duydukça bence bilgi edinmek lazım. Seçici bilgi. Diğer türlü fazla bilgi hazımsızlık yapıyor. Daha sonra da kafa karışıklığı yapıyor. Bir de her şey travma değil yani. Travma kelimesi hani anlamı bozulmuş. Şimdi Filistin'de olanlar travma. Gerçek travma o. Maraş depremi travmaydı. Depremde. Ama diyorlar işte hocam emzirirken televizyon izledim travma olmuş mudur ya? Diyorum yok böyle travma mı olur yani? İşte anne oynayabilir miyiz dedi. Baba işim var dedim. Travma olmuş mudur? Bir kere yüksek sesle bağırdım. Travma olmuş mudur? Travma dediğimiz şey yıkıcı bir olay demek travma. Hani araştırmalarda İnsanların yarısının başına geliyor bu dünyada. Herkesin başına gelen bir şey değil. Travma böyle hani Türkçe kelimesi örseleyici demek. Sarsıcı olaylar travma değil. Örseleyici hani bir duvara vuruyorum çekiçli duvarda birazcık iz kaldı. Ha, şekli değişti artık. Bu travma değil. Vurdum duvarın bir parçası göçtü bu da travma değil. Vurdum duvar yıkıldı bu. Yani travma bu demek aslında. Dolayısıyla siz çocuğunuza isteseniz bile kolay kolay travma oluşturamazsınız. Hani kötü niyetli olmanız lazım. Ya da gerçekten dayak atıp sistematik işkence yapıp bağırmanız böyle travma olabilir yani. Yoksa klasik bir ebeveynliğin yaptığı ebeveynlikle travmanın oluşması mümkün değil. Yani travma duvarın yıkılması demek. Duvarda iz kalması demek değil. Biz onları unutup gidiyoruz zaten bir süre sonra. Ya da duvarın bir parçasının delinmesi değil. Hepimizin böyle anıları var. Bu da travma değil ama travma yıkım demek yani. Yıkıcı olaylar demek. Her insanın hayatına ancak birkaç defa olur bu. Çok talihsiz bir insansan belki çok daha fazla gelebilir. Depremde oradan kaçıyorsun oraya gidiyorsun orada da deprem oluyor gibi. Ama onun dışında travma çok olan bir olay değil. Orada ebeveynlerin rahatlatılması lazım ama uzmanlar İşte alt değiştirirken çocuğun yüzünü suratını ekşirsen çocuk işte yakakasını yapmış işte. Çocuğun suratını nasıl ekşitmeden duracaksın? O kadar da ebeveynini zorlaştırmaya gerek yok yani. Ay hocam ya şimdi kırmızı odaya döndü. Bütün böyle şeylerimi atacağım. Böyle içimden ve size böyle binlerce soru sorasım var galiba. O ebeveynlerden biri de benim şu an fark ediyorum. Bir de kıymetli hocam böyle insanı sakinleştiren, güven veren tam yani bir, hocam tam bir terapistsiniz. Yani ne olur Teşekkür. haddimi aşıyorsam bu, Teşekkür ediyorum. tabii ki Sağ öylesiniz de böyle bu rahatlamayı olun. sağlamak karşısındakinin böyle içini dökme iştahına getirmek de bence bir seviyesi bu işin. Teşekkür Şu an ederim ben o kıvama geldim şöyle bir yani. şey var. Kötü hissederek iyi ebeveynlik yapılmaz. Ben bunları ebeveynlikleri rahatlatmak için söylemiyorum. Bir gün bana dediler çok kısa bir konuşma yapacaksınız bir yerde dedim 5 dakika konuşacağım. 3 tane soru soracağım. Anneler var böyle. Dedim sizin anneniz sizce iyi anne miydi? Herkes düşündü, taşındı. Siz de düşünün. Evet ya, iyi bir anneydi. Siz anneliğinizi ondan daha yukarı çıkardınız mı? Evet, daha ilgiliyim, daha çok. O zaman siz kötü bir anne olabilir misiniz? Yani bir insanın görevi şu, kendinden bir önceki nesilden aldığını
Bir üzerine birkaç adım koyup üste taşımak. Benden sonraki de bir üste taşıyacak. Gelişim böyle oluyor yani. Dünyaya geldik. Hazreti Adem elektriği buldu. Böyle bir şey yok yani. O gelişimsel olarak geliyor, geliyor, geliyor. Benim adım onu koyuyor, ötekisi onu koyuyor, ötekisi onu koyuyor, ötekisi onu koyuyor. En sonunda bir zirveye ulaşıyoruz. Yoksa biz zirveye ulaşmakla yükümlü değiliz. Biz bizden öncekini yukarı taşımakla yükümlüyüz. Hani babamın mirasını aldım üzerine. İki daire de ben koydum ama ben bir anda işte Bill Gates olacağım. Ben Musk olacağım. Yani Evet. en zengin olacağım. Dünyanın en süper annesi ben olacağım. Evet, bu çaba gereksiz ve yorucu bir çaba. Bu sefer kötü hissetmeye başlıyor. Kötü hissedince de iyi ebeveynlik yapamıyor aslında. Çok öğrenerek, çok bilgiye maruz kalarak iyileşeceğini zannederken iyi ebeveynlik yapmak için çıktığı bu yolculukta aslında kendini bir anda dünyanın en kötü ebeveyni olarak görmeye başlıyor. Çocuk annenin duygularını emer. Diyelim ki siz suçluluk hissediyorsunuz. Çocuk da şunu demeye başlar. Ne biçim annesin, hiç benimle ilgilenmiyorsun. Aslında terlik fırlatan annesini çocuğu annesini çok seviyorum diyordur. Burada kendini çocuğa paspas yapmış ebeveyn şaşırıyordur. Yani bu çocukla ben günde 10 saat oynuyorum. Tamamen ona merkez bir hayat yaşıyorum. Bu çocuğun bana söyledikleri laflar bana yetersizlik hissediyorsa, suçluluk hissediyorsa aslında benim içimdekini alıp bana veriyor. Halil Cibran'ın bir sözü var. Çocukların annenin içinden geçen şarkı çocukların dilinden duyulur diye. Çocukların da keyifsiz olmasının sebebi o. Çünkü baktığında duru bir anne görmek istiyor. Kafayı takmasın. Tamam, bana kızdı mı kızsın. Hayata kaldığımız yerden devam edelim gibi. Sonra da gelip böyle diyor. Anne bana kızdın mı? Bizimki öyle Tabii. diyor. Peki hocam bunu kırmak mümkün mü? Mesela şu mesele çok önemli. Çünkü mesela ben de dahil. Hani çalışmayan anneler de böyle hissediyordur tabii. Kadınları kategorize etmek için söylemiyorum ama ben mesela çalışan bir anne olarak ben bunu o kadar çok yaşıyorum ki yani iş dışında tam zamanlı bir anneyim ve böyle yapan birçok arkadaşım var ama hala bir suçluluk duygusu var ve bunu atamıyoruz. Çocuk bizden kopuyor aslında. Güvenli ayrılmayı yaşıyor ama biz anneler olarak o güvenli Biz ayrılmayı yaşayamadık kopuyoruz. Bu muhtemelen. yanlış bilgiyle biraz alakalı. Hani bir çocuğun, bir ebeveyn çocuğuyla ne kadar iyi vakit geçirmeli? 20 dakika geçiriyorsa bir ebeveyn, günde 20 dakikadan kastediyorum. Bu ebeveyn dünyada top 1'de yer alır yani. Top liste girer. Hani yani bu ebeveyn vay be gayet iyi geçiriyor. Hani çocukla iyi vakit geçiriyor. Dolayısıyla saatlerce oynayıp kendini kötü hisseden ebeveynler var. Hayır, kendi anne babalarımızı düşünelim. Onlar günlük her şey içerisinde bize birazcık yönünü dönüyorlardı. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılıyorlardı. Psikolojik ihtiyaçlar hak getire. Hani sevgi, ilgi, takdir, oyun bunların hiçbirisi yoktu. Ama siz büyüdünüz, bir sunucu oldunuz. Ben büyüdüm, terapist oldum ya. Ben bu ebeveynlerde büyüdüm. Birisi çıktı bilim insanı oldu. Ötekisi Fatih Sultan Mehmet oldu. Dolayısıyla çocukların iyi bir yere gelebilmesi için böyle çok düzgün, steril, travmasız bir yaşam gerekmiyor. Hatta iyi Mesela insan... ben sarayda Fatih Sultan Mehmet'in travmasız bir ortamda büyüdüğünü düşünmüyorum bir kere. Kesinlikle. Yani hani her an öldürülme korkusu ve bunu ona aşılayan bir anne var yani. Evet. Ama Fatih Dolayısıyla Sultan Mehmet oldu. steril olma çabamız gereksiz yorucu bir çaba. Yani benim çocuğum hiç mikrop kapmayacak. Elinde değil. Dışarı gider kapar, sokakta kapar, okulda kapar. Çabam bu değil. Çabamız ben elimden geleni yapayım. O mikrop mu kaptı, doktora götüreyim. Böyle bir duruş daha sağlıklı, daha kolay. Hocam bu sendromlarla ilgili kısmını da biraz daha açalım mı? Yani bunların bir karşılığı var mı yoksa bunları da biz abartıyor muyuz ebeveynler olarak? Orada da böyle çok kafaya takmadan akışında tamam evladım kendini yerlere atabilirsin. Hani süpür sil modunda mı devam etmemiz gerekiyor? Evet, aslında sendrom demek yerine gelişimsel özellik demek daha doğru. Mesela 2 yaşında çocuk bebeklikten çıkıyor. Artık çocuk olmaya başlıyor. Çocuk olmaya başlarken biraz zorlanıyor. Anne karnından çıkmak gibi. Onun psikolojik karşılığı ikinci doğum diyoruz biz. Yani oradan çıkmak ki nasıl ki zor. Doğum sendromu demiyoruz biz ona. Doğumun bir zorluğu var. Gelişimsel bir zorluk bu. İşte oradan geçerken çocuk huysuzlanıyor. Aksi olabiliyor. Geçimsiz olabiliyor. Her şeyi ben yapacağım diyor. Her şeye hayır diyor. Mesela o dönem görünen bir özellik. Ama bir süre sonra o geçiyor. İşte 6 yaşına geliyor. Başka bir özellik gösteriyor. Ergenliğe geliyor, başka bir özellik gösteriyor. Biz bunları sendrom olarak tanımlarsak yanlış olur. Gelişimsel özellik demek daha doğru olur. O zaman daha iyi onunla baş edebiliriz yani. Çocuk gelişimin bir aşamasına gelmiş. O geçiş dönemlerinde hani evliliğin ilk yılları vardır ya. Yani bekar hayatından evliliğe geçmişsindir. Bir türlü iki kişi olmaya alışamamışsındır. Onun değerleri senin değerlerin. Onun ailesi senin ailen. Senin beklentin onun beklentin. Bir çatışır evliliğin girişinde. Niye? Çünkü yeni bir yere geçtin sen. Bu evlilik sendromu değil.
Ya da bir süre sonra hayata ilerliyorsun, orta yaş sendromu vardır. Eyvah yaşam gidiyor, ne olacak gibi. Yaşlılığa Evet. gelince yeni bir sendrom. Adını Yaşlanıyorum, ne yaptım? sendrom demeye gerek yok onlar. Her geçişin mevsim değişimlerinin getirdiği kıştan ilkbahara, ilkbahardan yaza özellikler diyelim yani. O yaprak dökmek, yaprak dökme sendromu değil yani. O mevsimin bir geçiş. Hocam yani hiç bu kadar ufuk açıcı bir şekilde dinlememiştim bu Teşekkür sendrom ediyorum. meselesini. Yani çocuğumun sendromunu sevdim şu an. Kucak Evet. açıyorum ona, şefkat gösteriyorum, evet. Yani sendrom değil, geçiş. Yani böyle bir rahatlama geldi, öyle Evet. söyleyeyim. Yani o geçişte ben nasıl duracağım? Evet. Kendimi nasıl konumlandıracağım? İşte ebeveynlikte bilgi bilmek gerekiyorsa bir tek bu geçiş dönemlerini belki iyi yönetmek gerekiyor. Çocuk büyümek istiyor. Ben ama büyümesine izin vermiyorum. Mesela 2 yaşında her şeyi ben yapacağım dönemi başlar. Ben yapacağım, hayır, ben yapacağım, hayır. Her şeyin tersi. Aslında seni iterek kendisini oluşturmaya çalışıyor. Ben ayrı bir bireyim demeye çalışıyor. Ama bunun da yapmasının yolu sana hayır demek. İşte uyuma, uyuyacağım. Hatta yeme der, çocuk yiyeceğim der. Hayır tersini söyler, çocuk yemeyeceksin bunu, hayır yiyeceğim deyip falan yapmaya başlar. Böyle bir dönem doğru tutumlarımızı birazcık bilsek yeterli olur yani. O geçişin Ne özelliklerini yapacağız? Tersini mi söyleyeceğiz hocam? Mesela bilsek yemesini isteyince, hayır bunu buraya koyamam, bak sakın yeme, bakıyorum mu diyeceğiz mesela. Yok, yedim yemesi gerekiyorsa yedireceğiz. Hı Ama hı. çocukla inatlaşmayacağız mesela. Diyelim ki 2-4 yaş Ha döneminde. tamam, sen biliyorsun. Dikkatini başka yere çekeceğiz. Mesela diyelim ki bir düğmeye basıyor. Gözüne baka baka yapar çocuklar bunu. Bilgisayarın düğmesine basıyor. Ne tepki verecek? Ya sen yapma oğlum diyorsun. O bir daha basıyor. Bir daha göze bakarak bir daha basıyor. Aha şurada şu var mı deyip ona yönlendirmek mesela bu dönemde doğru bir taktik gibi. Hocam şimdi sanal dünyada çocukların çok aktif olduğunu da biliyoruz. Yani yine önemli problemlerden bir tanesi. Sanal oyunlardan da kopamayan, hani fiziksel imkan olsa da kopamayan, hatta bulunduğu ortamda yani bir araya gelmiş, sohbet dahi etmiyor, mesaj üzerinden iletişim kuran çocuklar da gördüm yani. Buna ne dersiniz? Bu tarz problemlere sahip ebeveynlere neler tavsiye Evet. edersiniz? Bir kere sanal artık ekran bizim hayatımızın Evet. vazgeçilmez. Her yerde var. Sağda, solda, önümüzde. Gittikçe dijitalleşeceğiz ve ekranlaşacağız. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Günümüz çocukları da böyle bir dünyada doğdular ve buna göre yaşıyorlar. Sanal oyun bağımlılığı diye bir şey var. Oyuna dikkat etmek lazım. Hani dizi izleyerek bağımlı olmazsın kolay kolay. Haber izleyerek de çok bağımlı olmazsın. Ama sanal oyunlar bağımlılık yapabiliyor. Sanal oyunlara dikkat etmek gerekiyor ebeveynlerin. Çünkü sınırlar koyması gerekiyor. Orada haz alıcı bir mekanizma var. Hani bir şeyin bağımlılık olabilmesi için beyinde bir yeri tetiklemesi lazım. Dopamin salgılatacak. Ha şimdi olacak, ha şimdi olacak. Kazanacaksın. Ödül verecek. Kumar bağımlılığı da böyle. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Sana bir anda para çıkıyor. Çok seviniyorsun. Bir daha olacak mı diye gidiyorsun. Sanal oyunlara dikkat etmek lazım. Ekran sürelerine dikkat edersek, ekranla yani ilişkimizi, yani günümüz ebeveyninin kilitlendiği yer ekran ilişkilerini yönetmek. Hani bir önceki ebeveynlik çocuğu dövme falan diyorduk Evet. biz. Bir sonraki ebeveynlere sevgi, ilgi göster, takdir et. Tamam, bu da yüklendi yeni ebeveynlerde. Ama artık bu zamanın ebeveynlerinin bu ekranla ilişkiyi nasıl yürüteceğiz? 5 yaşında eline telefon mu vereceğiz? İlk telefonunu ne zaman alacağız? Sosyal medyayı ne zaman açacak? Telefonunda yani gelen danışanların yarısı artık bu ekran ilişkilerinden geliyor. Ya müstehcen sitelere girmiş, ya YouTube'da korku dolu bir içerik izlemiş, ya akşama kadar burada vakit geçiriyor, ya oradan birisi buna taze içerikli bir şeyler yazmış, ya bir karakterle kendini aşırı derecede özdeşleştirmiş, kendini Spider-Man zannediyor, Barbie zannediyor gibi. Abi de bunlar başlayacak değil mi daha? Tabii o zaman Evet. ekran gelince bu sefer ilişkiler. Yaşı çarpı 10 dakika. Ya yani buradaki temel sınırları da söyleyeyim. Ekran süresi. Tüm gün Bir için. çocuk 5 yaşındaysa 50 dakika falan. Tüm gün için Eyvah. tablet, televizyon, bilgisayar hepsi dahil. Yaz dönemlerinde yaşı çarpı 20 dakika olabilir. Hafta sonu sadece oynanabilir. Yine temel ilkelerden birisi. Hafta içi oyun yok. Televizyon izle, bir şey izle. Hafta sonu sanal oyun oynayabilirsin. Hafta sonu da 2-3 saati kesinlikle geçmeyecek. Telefon genelde 12 yaşından sonra basit özellikli bir telefonla başlayıp alabiliriz diyoruz. Sosyal medya yaşları zaten 16'dır. Ve şeyi kontrol eden uygulamaları çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bu çocuk bu telefonla ne yapıyor, nereye giriyor? Google'ın Family Link uygulaması var. Apple'ın ekran süresi var. İşte yarım saat Instagram'ı geçmesin. Gece ondan sonra ekran sadece, televizyon sadece mesaj atıp arama yapabilsin. Onun dışında bir işlem yapamasın. Sabah 6'dan önce kullanılamasın gibi böyle özellikler var aslında. Günümüz ebeveynliğinin kilitlendiği yer, sizin de bizim de en çok savaşı vereceğimiz yer.
ekran meselesi, bu yeme meselesi gibi. Sürekli bir kere oturtturdum, bunun sonuna kadar böyle gidecek değil. Bazı aileler böyle mükemmeliyetçi, hocam ekran düzenini bir türlü oturtamıyoruz. Bu böyle bir şey. Hani diyet yapıyorsun, bir süre sonra salıyorsun, sonra bir daha yapıyorsun, bir daha salıyorsun. Evet. Bu bir mücadele yani. Mesele o mücadeleyi bırakmamak olması lazım. Pekala hocam, çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza Sağ sağlık. olun. Çok keyifli bir sohbetti. Yine ve yeniden bekliyoruz. Tabii ki seve Sık seve sık. ben de size Çok teşekkürler. iyi Ağzınıza yayınlar sağlık. diliyorum. Sizlere çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kargoist Cansu Canan'la Benim Öykümü sundu.